Selam dostlarım, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine makyaj yapacağız. Yine yeni ürünlerim var. Size göstermek istediğim çok tatlı birkaç tane ürün vardı. Dedim ki böyle yine yeni ürünleri bir araya toparlayarak güzel bir makyaj videosu hazırlayayım. Tatlış, hafif bir yaz makyajı olsun istedim. Hazırsanız başlıyorum. Öncelikle cildimi nemlendirerek başlıyorum arkadaşlar. Böyle bu tarz videolara hızlı girişleri çok sevdiğinizi düşünerek hızlı giriyorum artık. Uzun uzun ne yapacağımızı önden anlatmıyorum. Konumuz neyse ona odaklanalım istiyorum. Cildimi iyi bir şekilde nemlendirdim. Bu aralar Clinique'in Moisture Surge'unu kullanıyorum. Elimde tester ürünlerim vardı. Onu doldurmuştum kutusuna. Ve hemen üzerine güneş kremimi uygulayarak devam edeceğim. Bence test aşamasını geçtiği için rahatlıkla övebileceğim bir güneş kremi. Skin 1004 markasının Madagascar Centella isimli bu güneş kremini uyguluyorum son günlerde. Çok konforlu hissettiğim bir güneş kremi. Sürdükten hemen sonra makyaja devam edebildiğiniz için gerçekten yazın kullanıma çok çok uygun. Aceleniz olduğu sabahlarda, işe hazırlanırken vesaire, bilmiyorum hani o kadar erken saatlerde güneş kremi sürüyor musunuz? Kullanılabilecek, hemen makyaja geçebileceğiniz bir güneş kremi. Göz çevreme de uyguluyorum. Herhangi bir şekilde akma, bulaşma yapmıyor. Hemen dudaklarıma da bir balm uygulamak istiyorum. Yine SPF içerikli Revolution Pro'nun bu balmını uygulayacağım. Bayağıdır elimde olan bir ürün. Bereketli bir ürün. Her gün kullanmadığım için de çabuk bitmedi ama sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Özellikle yaz aylarında güzel oluyor SPF içeriği olduğu için. Göstermek istediğim çok güzel bir ürün var. Ülkemize son zamanlarda gelen markalardan bir tanesi Glow Recipe isimli markanın şu serumunu aldım. Bu bir sun glow arkadaşlar. Bir böyle hani güneş ışıltısı veren, cildinize hafif renklendiren bir serum aslında. Ama ben bunu şeye muadil mi acaba diye düşünmüştüm. Drunk Elephant'ın şu D-Bronze isimli ürünle muadil mi diye düşünmüştüm. Bunun kadar renklendirmiyor ama yine de bunun da bir rengi var. Watermelon Glow isimli, içinde niacinamide de içeren bir tint bu. Şöyle bir rengi var. Şu şekilde yüzümü elimle uyguluyorum. İlk uyguladığımda fırçayla uygulamıştım. Sonra birkaç kere elle uyguladım. Çok daha güzel oldu. Bu bir cilt bakım ürünü gibi düşünebilirsiniz. Bir serum ama aynı zamanda yüze renk de veriyor. Cildi böyle sağlıklı, parlak, ışıltılı gösteriyor. Herhangi bir örtücülüğü kesinlikle yok arkadaşlar o konuda. Yanıltmak istemem. Yazın ten ürünleri kullanmayı sevmiyorum ama bu tarz tintler, hafif nemlendirme özellikli, hafif böyle bir sağlık katan görünümünüze ürünler çok hoşuma gidiyor. Bayağı da sivilcem var bu aralar. Hiç makyaj videosu çekecek durumda değilim aslında ama olsun dedim. Sizden saklım gizlim yok, benim her halimi biliyorsunuz. Bence yapı olarak biraz daha güzel, daha nemlendirici bir ürün. Şöyle yan yana da isterseniz size göstereyim. Biraz daha bronz bir ürün bir de. Şöyle. Bu Drunk Elephant. Bu da Glow Recipe. Bakın. Drunk Elephant biraz daha matken Glow Recipe biraz daha ışıltılı, daha ıslak ıslak bir görünüm istiyorsanız Glow Recipe daha güzel bir ürün. Tabii ki bunu bir kapatıcıyla destekliyorum. Şimdi size yeni bir kapatıcı göstereceğim. Natasha Denona'nın High Glam kapatıcısı. Bunu alalı o kadar uzun zaman oldu ki araya bir sürü bir şey girdi. Bir türlü sizlere gösteremedim ben. Bir kere kullandım sadece. Gerçekten bu video benim için ilk izlenim gibi bir şey olacak. İlk kullandığımda birazcık hayal kırıklığı yaşamıştım bu ürünle ilgili. Çünkü çok övülüyordu. Dünyanın en iyi kapatıcısı diyenler vardı ama beni birazcık hayal kırıklığına uğratmıştı. Şimdi tekrar bir görelim bakalım. Öncelikle aplikatörünü şu şekilde göstereyim. Şöyle oval yapılı, uca doğru sivrilen bir aplikatörü var. Ben bunu Amerika'dan kuzenime aldırmıştım. Rengini tamamen böyle tahmin yoluyla seçtim. İzlediğim videolardan falan. Böyle biraz pembe alt tonlu bir renk. Hangi renk? N4 isimli renk. Güzel gözüküyor. Ben niye sevmemiştim acaba bunu ilk uyguladığımda? Fırçamı ve aynamı bir alayım. Örtücülüğü yüksek bir ürün. Ama çok kalın yapılı değil. Rengi bana bir tık açık. Bayağı bir tık açık. Bu kadar yoğun uygulamaya gerek olmayabilir. Süngere geçeceğim çünkü çok yoğun uyguladım. Örtücülüğüne rağmen nemli bir bitişi var diyebilirim arkadaşlar. Böyle mat durmuyor. Bugün bronzer sürmeyeceğim. O yüzden şu keskin hattı değerlendirebilirim. Yanlış rengi fırsata çevirebiliriz bu şekilde. Kesinlikle benim rengim değil. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Gerçekten
serumu kapattık komple şu anda. Ama uygun biliyor musunuz yüzde kullanmaya bu şekilde? Bayağı iyi diyebilirim hatta. Ben bayağı fondöten gibi sürdüm bunu. Vallahi tüm yüzüm kapandı şu anda. Hayalet gibiyim. Ne yapayım, yüzümü yıkayıp geleyim mi? Kötü gözükmüyor renk tonu hariç. Yani yapı olarak öyle yüzümde kötü durmuyor. Neyse bir dakika. Ürünü bir yorumlayalım. Renk tonuna odaklanmayalım. Örtücü bir ürün. Gayet örttü yüzümü şu an. Ama mesela bir tart kadar kalın yapılı değil. O özelliği güzel. Nemli gözüküyor. Parlak gözüküyor. Mat değil. O özelliği de güzel. Küçük miktarlarda uygulamanız lazım. Şu sivilcelerin üzerinde biraz daha bekleteyim. Performans aslında güzelmiş. Kötü değilmiş. Ben herhalde rengi yüzünden beğenmemiştim. Şimdi de öyle oldu. Ama hani dünyanın en iyi kapatıcısı mı tartışılır. Huda Beauty'nin pembe pudrasını kullanacağım. Önce bir fırçayla göz çevremi sabitliyorum. Bu pudra mucize gibi bir pudra arkadaşlar. Koyu gelen, çok sarı gelen kapatıcılarımı bununla nötrlüyorum. Ve kalıcılığı çok yüksek. Bir tık kalın bir yapısı var. Senti kadar bence ince değil. Ama bu da hiç rahatsız etmiyor. Şuraları da biraz nötrlüyorum. Griliği gerçekten çok güzel oluyor. Pudrayla uyguladığınızda da gayet güzel gözüküyor aslında. Çok hafif. Şöyle yakına geleyim. Çok hafif çizgilenme var. Ama çok yoğun değil. Yani bu örtücülüğüne göre gayet iyi durumda. Bugün bronzer uygulamayacaktım aslına bakarsanız. Ama ihtiyacı var mı dersiniz yüzümün? Bugün bronzer uygulamayacağım. Allık uygulayacağım. Biraz böyle daha sıcak bir ton kullanmak istiyorum. Ama önce bir göz makyajımı yapayım. Burada da size çok güzel yeni bir tane ürün göstereceğim. Kiko'nun şöyle bir stick formlu farını aldım. Pembe. Çok güzel bir tonu var. Benim daha önceden aldığım yine Kiko'nun bu stick farları da çok güzel. Bu üçlüyle bir makyaj yapmak istiyorum. 19 numaralı. Böyle oldukça koyu bir kahve. Şöyle elimin üzerine aldım bir miktar. Direkt göz üzerine de uygulayabilirsiniz. Ben biraz kontrollü uygulamak istiyorum. Fırçamı alarak bir ısıtma işlemi yapacağım. Bunlar parmakla da çok güzel uygulanabilen ürünler. Özellikle mat olanlar çok güzel sabitleniyor ve yerinden kıpırdamıyor. Bu pembe farı göstereceğim size. Şöyle uygulayayım. Bunu böyle parmağımla yaymayı seviyorum. Ve böyle tampon hareketlerle oturtuyorum. Ve bir renk daha. 07 numarası. Şöyle bir şampanya. Küçük bir fırçayla biraz daha göz içime uyguluyorum. Göz pınarlarıma doğru. Of, çok güzel gözüküyor. Bunu biraz da kaş altıma. Bu renk tonu çok güzel. Kiko'nun bu stick farlarını ben çok seviyorum. Bir stick far almak istiyorsanız bence önce Kiko'ya bakın. Performansları oldukça başarılı. Yves Rocher'inkileri de severim mesela ama Kiko bence performansı biraz daha yüksek bir marka bu anlamda. Kirpik diplerimi biraz belirginleştirmek istiyorum. MAC'in Costa Rich kalemini kullanacağım. Bu renk bence pembelerle çok yakışıyor. Daha böyle kızıla dönük olduğu için. Ben concealer'ı neden sevmediğimi hatırladım şimdi. Pudraladığım yerlerde çok belli olmuyor ama hafif böyle bir pis gösteriyor. Nasıl diyeyim? Kötü bir yağlanması var. O yüzden sevmedim, hatırladım. Şu anda da hani pudralı kısımlar o kadar durmuyor ama pudra değmeyen yerlerde böyle pis pis bir gözenekli kötü gözüküyor. O yüzden çok hoşuma gitmemişti. Maskara olarak da Maybelline'in Firework maskarasını uygulayacağım. Hani yola hafif bir yaz makyajı yapacağım diye çıktım. Full kapatıcı bir makyaja döndü gerçekten. Maybelline'in bu Firework maskarası yeni çıktı. Şöyle oynak başlıklı bir fırçası var. Dolgunlaştıran değil bence. Uzatan bir maskara. Çok ıslak bu arada ilk açtığınızda. Biraz böyle zaman geçtikçe oturacak bence. Kirpikleri tek tek ayırıyor. Bakın tel tel gözüküyor. Dolgunluk için değil, kıvrıklık için tercih edilebilecek bir maskara olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz bekleyeyim. İkinci katı uygulayayım. Bu ilk kattaki etkisi. Bu arada karı bulaştırmışım. Duruşu güzel. Biraz sabredebiliyorsanız maskaranın
2-3 kullanımdan sonra yapısı hafif kuruyacaktır. Daha güzel olabilir. İkinci katı da deneyeyim. Çok hafif bir dolgunluk yarattı. Ama yelpaze gibi yapamazsınız bununla. Bu sefer yapışmaya başlayacaktır. Belli ediyor kendini zaten çok ıslak olduğu için. Üst üste uyguladıkça topaklanabilir. Bunu bu arada şey için yorum yapıyorum. Ben kirpikleri uzun bir insanım. Uzun ve biraz dağınık olduğu için bende etkisi böyle. Belki daha kısa kirpikliyseniz, belki biraz daha sert kirpikleriniz varsa size de böyle olmayabilir. Bende bu şekilde. Sky High'dan biraz daha dolgunlaştıran bir maskara diyebilirim. Yüzüm çok böyle tek renk. Ama bronzer'ı sürerek bu makyajı biraz daha böyle şahlandırmak istemiyorum. Sadece allık kullanacağım bugün. Ve pembe değil, biraz daha böyle gül kurusu renklerine dönük bir şey yapayım diye. Nars'ın bu allığını kullanacağım. Dolce Vita isimli rengi. Bu arada bakın elimin üzerine Kiko'nun farını sürmüştüm. Islak mendille siliyorum. Bakın bu kadar çıkıyor. Çok kalıcı. Şimdi bunu elimin üzerine alacağım. Yoğun uygulamak istemiyorum. Biraz daha böyle kontrollü uygulayayım. Bu allığı çok seviyorum ben. Tam bir yaz allığı arkadaşlar bu. Makyajsızken bence daha güzel gözüküyor. Hani böyle ten ürünü sürmeyen birisiyseniz özellikle daha çok sevebilirsiniz. Daha clean girl makyaj malzemesi gibi geliyor bana. Çıplak tendeki etkisi çok daha güzel ama tabii böyle makyajlarda da fena değil. Sadece çok sıvı olduğu için bazı ten ürünlerini kaldırabiliyor yerinden. Böyle ıslak bitişli allıklar genelde şey olur. Islak yapılı allıklar daha simli oluyor. Hem mat olsun hem ıslak bitişli olsun güzel bir allık arıyorum derseniz Nars'a bakabilirsiniz. Son ürüne geldik. Yine güzel bir ürün göstereceğim size. Misha'nın Sparkling Tint isimli ürünleri var. Bu da benim elimde bayağıdır var. Size bir türlü gösteremediğim, benim günlük hayatımda kullandığım bir ürün. Juicy Pink serisinin Sparkling Tint isimli bu ürünü. Ben tint çok seviyorum. Hala size tint videosunu yapamadım. Yapacağım. genellikle tintlerim hep şey, mat renkler. Bu ışıltılı bir renk. O yüzden denemek için almıştım. Çok güzel bir yapısı var arkadaşlar ve kalıcılığı çok güzel ve dudakları asla kurutmuyor. Bakın şöyle bir rengi var ilk sürdüğünüzde. Önce elimin üzerinde bakın. Şimdi dudağıma uyguluyorum. Evet arkadaşlar, ilk sürdüğümde etkisi bu şekilde. Kameraya bir tık kırmızı yansıyor olabilir. O kadar kırmızı bir ürün değil. Biraz daha pembeye dönük. Çok büyük fark olmuyor ama kameramın renklerinde bir tık böyle bir sıcaklaştırıyor. İlk böyle sürdüğünüzde içindeki ışıltıları görüyorsunuz dudakta. Kokusu çok güzel. Bir tadı var böyle hafif. Şimdi biraz bekleyeyim. Ondan sonra silip kalıcı etkisini de göstereceğim. 3 dakika kadar bekledim. Önce peçeteyle alıp etkisini göstereceğim. Ben genellikle günlük hayatımda bu şekilde kullanıyorum tintleri. Peçeteyle etkisini aldıktan sonra o zaman daha doğal bir bitiş var. Şöyle elimin üzerindekini de farklı bir renk tonu üzerinde de görmüş olun. Peçeteyle sildiğiniz halde dudağınızda ışıltı kalsın istiyorsanız bu tintlere bakın derim arkadaşlar. Hala dudağım pasparlak şu anda. Şöyle yakından göstereyim. Simleri umarım görüyorsunuzdur. Yani çıplak gözle baktığınızda pırıl pırıl parlıyor. Bir de ıslak mendille silip öyle etkisine bakalım. Bir şey yiyip içtikten sonra da etkisi kalmaya devam ediyor çünkü. Islak mendille sildiğinizde ışıltıları kaybediyor bakın. Bakın bu taraf simleri yok. Bu tarafta var. Hem ilk sürdüğünüz hali çok güzel bu tintin. Hem ıslak mendille hem kuru mendille alınmış hali çok çok güzel. Şu an mesela dudaklarımda ruj varmış gibi durmuyor. Çizgisini de biraz yok ettiğim zaman daha doğal bir görünüm bırakıyor. Bence çok tatlı gözüküyor. Şimdi size bir ürün daha göstereceğim. Biraz böyle ışıltı katmak istedim. Yetmedi bana bu ışıltı. Bade Natural'in elimde bir tane Mastic isimli bir ürünü vardı. Şöyle bir highlighter, aynı zamanda lip tint, aynı zamanda far olarak geçen bir ürünü. Bu %100 doğal bir ürün arkadaşlar. Şu şekilde bir rengi var. İçinde güzel yansımalar var bakın.
Bundan hani büyük bir şey performansı beklemeyin. İçeriği tertemiz ve doğal ürünlerden oluşan bir. Pigment yok yani içinde öyle. Yapay pigmentler yok ama bakın ne güzel ışıltı kattı. Görüyor musunuz? Çok güzel gözüküyor. Çok doğal gözüküyor. Güzelden ziyade şuradaki gayet doğal bir yansıma. Yani çıplak tende de çok güzel durur arkadaşlar. Mesela şuralarıma falan uygulayayım. Böyle omuzlarımın parlaması benim hoşuma gidiyor. Gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz tertemiz bir içeriği olduğu için özellikle göstermek istedim. Mesela ben şuralarımın parlamasını da şu kemiklerin parlamasını da çok seviyorum. Böyle bakın çok güzel. Far olarak gösteremedim ama çok güzel. Çok güzel. Bakın ne güzel ışıltı verdi. Dudakta denememiştim biliyor musunuz? Çok güzel duruyor. Böyle bir hani çoklu kullanım için yine bence plaj çantalarına falan çok yakışacak bir ürün. Makyajlı görünmeden cildinize ışıltı verebileceğiniz doğal bir ürün. Ben Bade Natural'in ürünlerini çok beğeniyorum. Bunlar da yeni çıktı bu renkli kozmetik ürünleri. Evet arkadaşlarım benim bugün kullandığım yeni ürünlerle yaptığım makyajım bu şekildeydi. Güzel bir makyaj oldu. Tahmin ettiğimden biraz daha yoğun bir makyaj oldu. Natasha Denona'nın kapatıcısı biraz olayları değiştirdi. Yine de güzel oldu. Ürünler anlamında umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.